Keten tohumu kabızlığa karşı dünyada en etki bitkilerden birisi. Keten tohumu. Fakat bunu yoğurtla karıştırdınız, yediniz. Bu tohumu hafif ezilmesi lazım ki işlev görsün, çözülsün. Hafif ezilmesi lazım. Her seferinde kullanmadan önce değirmende öğretmek gerekir. Zahmetli bir iş. Ama kolay var. Hafif kavuruyorsunuz tavada. Sonra mikserde çekiyorsunuz. Tam değil. Şöyle orta parçalansa yeterli. Ondan sonra yoğurtla bir çorba kaşığı, bir kase yoğurtla karıştırıyorsun, yiyorsun. Keten tohumu ile ilgili Profesör Doktor Müller, Profesör Schöling, Profesör Güts vesaire hastalığı üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Kabızlığı önlediğini, mide bağırsak, mide rahatsızlığını önlediğini, hazımsızlığı önlediğini, ekşime, bulantı, kusma, yanma, iştahsızlık gibi rahatsızları iyileştirdiğini belgelemiştir. 3 profesör doktor ortak bir çalışma yapmış. Belgelemişlerdir. Evet, Almanya'da Profesör Doktor Engil ve ekibi keten yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı, mısır yağı gibi yağlarla ilgili araştırma yapmış. Dünyada en etkili, en güzel, en kaliteli yağ keten yağı olduğunu belgelemiştir. Dünyada bütün yağlar içinde. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda farelerdeki tümörü, kanseri, urları büyümesini önlediği, insanlar üzerinde yapılan araştırmada kan şekerini düşürdüğü, Profesör Doktor Kryzowiczki keten tohumunun kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdüğü. Önceki çalışma ne diyordu? Şekeri, kan şekerini düşürdüğü. Şimdiki çalışma ne diyor? Farklı bir çalışma. Kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdüğü. Karaciğer yağlanmasını önlüyor demek ki. Karaciğeri temizliyor. Pankreası temizliyor. Pankreası iyi geliyor. Karaciğeri iyi geliyor. Keten tohumu siyanür içerir. Keten tohumundaki siyanür çözülmesi saatler alıyor. Zaman alıyor. 4 ila 14 saat yavaş yavaş çözüldüğü için bağırsaktaki parazitleri, mikropları öldürür, insana zarar vermiyor. Ya işte zehir insana zarar vermiyor ama bağırsaktaki her türlü mikrobu öldürüyor. Keten tohumu ve keten yağı. Faydası çok, zararı yok. Kabızlığa karşı.